Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Siyanar'dan, Fuar'dan sesleniyoruz. Öncü Salça firmasına konuk olduk ve satış müdürümüz Sayın Enver Şahan ile birlikteyiz. Bakalım bize bu muhteşem marka ve ürün yelpazesi hakkında hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Enver Bey, burada bulunmak bizler için o kadar farklı bir duygu ki fuarları seviyoruz öncelikli olarak. Bunu bilmenizi isterim. Evet. Ve dünya konuklarını ağırlamanın farklı coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. Ama burada bu Öncü markası bizim için bambaşka bir anlam taşıyor. Çünkü gerçekten bunu tüketicisi olarak bu röportajı yapmanın farklı coşkusunu yaşıyorum. Ve tanıdığımız tüm şu anda akrabalar, eş dost Öncü markasını kullanıyor. Bu işin sırrı ne diyorum öncelikle hemen. Teşekkür ederim. Öncelikle sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Bizler 1997 yılında Gaziantep'te değerli yönetim kurulu başkanımız Fahrettin Kozlu ve ailesinin kurmuş olduğu Türkiye'nin ilk biber salçası üretimiyle fabrika ortamında insanların mutfağına Öncü salçayı soktuk diyorsunuz. Soktuk diyoruz. Kısmet olduğu kadar. Daha sonrasında 2001 yılında İzmir'deki ilk tesisimizle, şu anda 4 tesisimiz var. Elhamdülillah binlerce çalışanımız var. Olmazsa olmazımız kalitemiz. Birinci öncelik zaten hep şunu söylemiştik. Değerli bayilerimiz kanalıyla, market kanallarıyla aileler, hanımefendilerin mutfaklarına bu ürünü göndermenin yollarını aramıştık. Ama çok şükür bugüne geldiğimizde tüm mutfaklarda Öncü var ve ürünün değerini de bilen, yemek yapan anneler, bayanlar, hanımefendiler, aşçı kardeşlerimiz, herkesin memnuniyeti var. Biz de onların memnuniyetine layık olabilmek için elimizden geldiği kadar kalitenin üzerine gidiyoruz. Vallahi süpersiniz. Zaten Gaziantep deyince Türk mutfağının en iyi ili geliyor aklıma. Buradan emeği geçen öncelikli olarak tüm kardeşlerimize, mühendis kadromuza ve sizin de vurguladığınız gibi sayın kurucularımıza, kısaca A'dan Z'ye emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık diyoruz. Sağ olun. Burada Öncü markası gerçekten bir alan pişman, bir almayan diyorum. Çünkü dikkat edin, alışkanlık yaparız diyorsunuz aslında. Aynen ve öyle. Gerçekten de alışkanlık yaptınız. Burada gerek olarak yemeklerde kullandığımız gibi bunu ekmeğimizin üzerine sürerek farklı bir lezzeti yeme şansı yakalattınız bize. Biber salçanızla birlikte böyle bir lezzeti, çünkü korkunç faydası her geçen gün daha da anlaşılıyor. Çocuklar üzerindeki besleyici etkisi, vücudumuza fayda anlamında etkisi de burada ekmek üzerine sürülmeyi bizlere gerçekten daha da bir çoğalttı ve böyle bir keyfi bizlerle buluşturduğunuz için de sonsuz teşekkürler ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Şimdi o ekmeğin üzerine sürüyoruz, yiyoruz anlamında ona bir açıklamaya getireyim müsaade ederseniz. Bizim biliyorsunuz Gaziantep, Hatay, Urfa mutfak genelinde çiğ köfte ağırlıklı, işte dolma ağırlıklı, sulu yemek, ev yemekleri ağırlıklı zengin bir mutfağımız var. Şimdi burada haliyle bizim yaptığımız salçanın diğerlerinden farkı ev tipi salça yapmamız. Biberi olduğu gibi parçalı biberden yapmamız, işte özü, suyu, rengi, her şeyi doğal içinde kalıyor. O tüketicinin birinci tercihi oldu. Biz salça yemeklerde derken şu anda kahvaltılarda da kullanılıyor. Kesinlikle. Aynen o şekilde. Şu anda biliyorsunuz, bunu da açıklamak durumundayım. Tarım Bakanlığımızın almış olduğu kararla salça kodeksi değişti. Salça kodeksinin değişmesiyle ambalajlar da değişti. Şimdi PET ambalajda Türkiye'de ilk ve tek yapan bir firmayız. Artı tüketicilerimize bir tek benim ricam olacak. Salça içerisindeki eski tuz oranları yoktur. Devletimizin müsaade ettiği kadar koyuyoruz. Kendileri, çok mutluyuz bundan. Evet, kendileri evlerinde belki ileride işte bu salçanın tadı değişti, tuzu değişti gibi laflar ederler. Bilsinler ki tuzu yoktur. Hanımefendiler artık evlerinde tuzunu, yağını kendileri ilave edecekler. Biz Öncü salça olarak tüm Türkiye'de, Avrupa'da bir numarayız biliyorsunuz. Kesinlikle.
şunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Biz kalitemizden, taviz mermerden yolumuza en iyi şekilde devam ediyoruz. Bugün yaptığımız yatırımda sıcak pet ambalaj, ısıya dayanıklı 100 derecede pastörize edebiliyoruz. Kesinlikle ürün koruyucu içermiyor. Sadece devletimizin müsaade ettiği kadar kuru maddede %3 tuz var. Diğer artık tüketicilerimize kalmış. Herkese sağ olsun diyorum. Gönül veren, markamızı kullanan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler bir kere öncelikli olarak şahsım adına söylüyorum. Sonra tüm Türkiye adına konuşuyorum. Aslında böyle bir keyfi bizlerle buluşturduğunuz için tamamıyla doğadan muhteşem saklama bidonlarını taşıdığınız için ve oradan da sofralarımıza gerek kahvaltı anlamında vurguladığınız gibi gerekse yemek anlamında buluşmasına olanak sağladığınız için sonsuz teşekkürler ediyorum. Öncü markası Türkiye'de gerçekten acısıyla tatlısıyla demişsiniz, sizlerleyiz ve Türkiye'yi aşarak yurt dışına yönelik çalışmalarla da Öncü markası Türkiye'nin aslında elçiliğini üstleniyor ve bir, hangi ülkeler diyorum? Yani Avrupa'nın tümünde varız. Saymaya dakikalar yetmez diyorsunuz. Yetmez. Burada. Asya'da varız, Arap ülkelerinde varız. Yani Amerika kıtasında varız. Her geçen gün daha iyi büyüyor. Ama bizim bir yapımız, belki tüketicilerimiz, bizi izleyenler diyorlar, işte bizim ülkemizde daha yeni geldi, şöyle oldu. Biz kesinlikle kalitemizi bozmadan kapasitemizi artırıyoruz. Çünkü biliyorsunuz her şey bir anda olmuyor. Acısıyla tatlısıyla derken hem acı salçamız var, hem tatlı salçamız var, ama biz size bugün Antep baklavası da ikram ettik. Kesinlikle burada Antep'in muhteşem baklavası da bizlerle buluşturuldu. Biz teşekkür ediyoruz Fuar TV olarak sizlere. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'imize de bekleriz. İnşallah. İnşallah ağırlamaktan da onur duyarız. Süpersiniz. Enver Bey, son bir sorum gelecek. 1997-2016 20. yıla girmiş durumdayız neredeyse. Nice 20 yılları diliyorum yürekten değişmeyen kalitenizle birlikte. Ama ben yine de hedefleri sormak istiyorum. Bu keyifli anlatım doğrultusunda. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi hatırlattınız. Şimdi 97 yılında Gaziantep'te az önce de bahsettim. Yönetim Kurulu Başkanımız Bahrettin Kozlu ve 5 kardeşin bir araya gelerekten kurmuş olduğu bir 5000 metrekare tesis alanıyla başladık. Ama bugün Allah'a şükürler olsun her tesisimiz 250 dönüm. Şimdi öyle bir aile, ben buradan da teşekkür ediyorum. Olmazsa olmaz kalite olduğu için inşallah ikinci nesil zaten şu anda görevinin başında, aldıkları bayrağı devam ediyorlar. Biz elimizden geldiği kadar da işin içerisindeyiz. Yeni yetişen nesildeki genç arkadaşlar da aynı markanın sorumluluk bilincini taşıyorlar. İnşallah bizlerden daha iyi şekilde ileriye götürecekler. Süper. Ben bu güzel cümlelerden şunu anlıyorum ki önce salça, artık salçanın markası oldu. Öncü deyince salça akıllara geliyor. Bu çok önemli bir vurgu ve ilerleyen dönemlerde de zannediyorum 3. nesil, 4. nesil, 5. nesillere de bu markayı korumak kalıyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Diliyorum ki değişmeyen kaliteniz, güveniniz, müşteri memnuniyetiniz, gülen yüzlerinizle birlikte bizlerle olsun. İnşallah. Saygılar olsun teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Saygı bizden. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, CNR'dan, Fuar'dan Öncü Salça'ya teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.